Sayın Metin Yavuz. Buyurunuz Sayın Yavuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Aziz milletimizi, onun Gazi Meclisi'ni saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Vodafone Park'ta meydana gelen hain saldırının yıl dönümünde terörün her türlüsünü, buna sebep olanları ve onları destekleyenleri bir kez daha lanetliyor, tüm şehitlerimize rahmetliyle anıyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşvikleriyle Bakü'de gerçekleştirilen büyük tören ile kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın zafer gününü kutluyoruz. Öncelikle Atatürk'ün vefat günü bayram olmaz diyerek Azerbaycan zafer günü tarihini değiştiren Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Değerli milletvekilleri, ülkemiz dünyadaki 90 maden türünün 80'ine sahip. Gözde bir ülke konumundadır. Dünya sıralamasında maden çeşitliliğinde 10. üretim açısından 27. sıradayız. Sahip olduğumuz bu yeraltı kaynaklarımızı hak ettiği ölçüde ekonomiye kazandırabilmek için 18 yıldır yılmadan çalışıyoruz. Kıymetli hazırım, enerji tüm dünya ülkeleri için stratejiktir. Bu sebepledir ki devletler arasındaki savaşların veya mücadelelerin önemli bir kısmı ülkelerin enerji ihtiyacını ileriye dönük garanti altına almak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin milli enerji ve maden politikası da yeniden belirlenerek daha faydalı bir çerçeveye çizilmiştir. Bu sayede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girerek Fatih Yavuz ve Kanuni Sondaj ile Oruç Reis ve Barbaros sismik araştırma gemilerimizi ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Müjdesini Cumhurbaşkanımızın verdiği doğalgaz kaynaklarımızı Başkan Erdoğan liderliğinde 2023 yılında aziz milletimizin kullanımına sunmakta kesinlikle kararlıyız. Çift başlı sistem olan parlamenter sistem sonrası hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde hamdolsun aldığımız hızlı karar ile hedeflerimize daha güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz. Değerli milletvekilleri, güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik temeliyle şekillenen milli enerji ve maden politikamız, Türkiye'nin bölgesel ve küresel enerji piyasasında kat edeceği yolu aydınlatması açısından büyük önem arz etmektedir. Dış politikamızın güçlü bir diplomasi ekseninde şekillenmesinin yolu, öncelikle enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sonrasında da enerji ihtiyacını karşılamada kendi kendine yetebilen bir ülke olmamızdan geçmektedir. Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte daha güçlü bir aktör haline getirecek olan politikalarımız, öz kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılmasıyla yol gösterici konumdadır. Türkiye olarak dünya rezervinin yaklaşık %73'üne sahip olduğumuz bor madenindeki üretimle dünya ihtiyacının yarısından fazlasını karşılarken, dünya rezervinin yaklaşık %40'ını elimizde bulundurduğumuz doğal taşlar, 2019 maden ihracatımızın da %43'ünü oluşturmuştur. Keza elektrik ihtiyacının %34'ünü karşılayan kömür üretimi, 2019 yılında kamu ve özel olmak üzere toplam 101.6 milyon tonla tarihi bir rekor kırmıştır. Cari açık konusunda da artı yazan madenlerimizden bir tanesi de altındır. Sektörün çatı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, doğal kaynaklara güvenli bir gelecek inşa etme vizyonuna sahiptir. Yeraltı kaynaklarımız açısından sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirmek, işletmek ve ekonomiye kazandırmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Memleketimiz baştan sona kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç kalmış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu hazineleri meydana çıkartmak, servet ve refahımızın kaynaklarını bulmak göreviyle yükümlüyüz" sözleriyle işaret ettiği asıl hedeftir. CHP'li arkadaşlar, Atatürk'ün bu sözüne rağmen bizim milli enerji yolundaki çalışmalarımıza karşı çıkacaklardır.
Kendilerini anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta en iyi bildikleri şeyi yapacaklar. Ancak konunun hassasiyeti kuru muhalefetle aşağı çekilemeyecek kadar önemlidir. Hamdolsun ki madde ve enerji politikamız sayesinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu mahmur metallerin yerli kaynaklardan karşılanması önceliklerimiz arasındadır. Buyurunuz. Ve milli kabulümüz muhalefetteki değerlendirmenin çok üstünde bir maneviyat içermektedir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki tüm dünyanın istikrar arayışı ve denge politikasına ihtiyaç duyduğu günümüzde gerek söylemleri gerekse eylemleriyle uyuşmaz bir tablo çizen muhalefetin bu kaygan siyasetinden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kurtarmalıyız. Muhalefetin en büyük başarısı kendi içinde savunduğu ilkelerle ters düşmesidir. Atatürk'ün ardından sığınarak siyaset yapma çabalarınız nafiledir. Size rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak tüm alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı göstermekte kararlıyız. Atatürk'ün adını kullanarak değil, gösterdiği istikametten yürüyerek. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artık kendi ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, canlarını ülkemizin cevheri için... Ülkemizin cevheri için kaybeden madenci kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 2021 yılı bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.